Merhaba sevgili seyirciler. Yerel seçimlere çok az bir zaman kala yine biz Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti ve İzmir'in adaylarının bütün hepsini geniş bir yelpazede yan astırtı ekranlarında sizlere tanıtmaya ve adaylarımıza konuşmaya devam ediyoruz. Bugün de yine bir Cumhuriyet Halk Partisi adayımız var. Genç ve dinamik bir başkan adayımız var. Cumhuriyet Halk Partisi Ali Ağa Belediye Başkanı Sayın Barış Eroğlu bizlerle beraber. Kendisiyle çalışmaları konuşacağız. Daha önceki programlarda konuşmuştuk ama seçim için 4-5 gün çok kısa bir süre. Bakalım yeni gelişmeler neler olacak. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim siz. Yoğun mu geçiyor? Çok yoğun. Nasıl başlıyorsunuz güne? Nasıl bir tempoda gidiyor? Evet. Öncelikle bizi şu anda Yeni Asır TV televizyonunda izleyen İzmirli ve Ali Ağa hemşerilerimize merhaba demek istiyorum. Size de bizi programımıza davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederiz. Evet, seçim saatinde biliyorsunuz uyku düzeni bozuluyor. Ama şöyle bir avantajı da var Barış Eroğlu olarak. Yani benim şöyle bir avantajım var. Zaten normalde çok fazla uyuyan bir insan değilim. Her sabah 7'de kalkarım. Maşallah. Çok erken uyanırım. Onun için benim için çok da zor olmuyor açıkçası. Sabah erkenden kalkıyoruz. Esnaf gezilerimiz var. Hı hı. Ama daha önce de bahsetmiştim. Ben esnafımızı daha önce gezdiğim için uzun zaman ayırarak şu anda esnafta da çok ciddi ve iyi tepkilerle karşılanıyoruz. Hı hı. Zaten birebir birçoğuyla ismen hitap ediyoruz. Bizi öyle karşılıyorlar. O kadar ekinen tanıyor musunuz? Tabii. Şöyle söyleyeyim. Efendim, biz bu yapmış olduğumuz gezilerde bir not sistemi yaptık. Hı. Ve o esnaf arkadaşlarımızın hemen hemen hepsinin cep telefonu bizde kayıtlı. Zaten 8 aydan beri o arkadaşlarımıza her özel günde mesaj gitti. Çok güzel bir çalışma. Yani, evet, ismimizi biliyorlar ve adaylığımız açıklandıktan sonra arayan arkadaşlarımızın tabii ki telefonumuzda da kayıtlı. İsmen telefonlarını açınca örneğin Ali abi aradı. Sevgili Ali abicim nasılsın deyince şaşırıyor insanlar. Tabii ki işte vatandaşa dokunmak aslında bu. Tam anlamıyla bu. Böyle yapılması lazım siyasetin. Buna inandığımız için böyle bir yöntem belirledik. Esnaf gezilerimiz oluyor. Sivil toplum örgütlerimizi ziyaret ediyoruz. Her seçim bir bürolarımızı temasta birebir not alıyorsunuz ve onların dertlerini teker teker dinleyip çözüm içinde bir çalışma yapıyor musunuz? Kesinlikle. Şöyle söyleyeyim. O aday adaylığı sürecini de aldığımız notlarda da zaten birçoğunu yerine getirdik. Hı hı. Örneğin kızmış belediyeye, iki kere söylemiş olmamış. Bak ben ne söyleyeyim dedim. Bana söyleyin lütfen. Bunu iletin bana. Hemen not aldık, yaptık. Sonra kendileri döndüler zaten. Mesela 6 ay önce bir yere bir parke taşı istemiş. Yapılmamış. Hı hı. Biz yaptırınca evet bak bizi önemsedi dediğimizi dikkate aldı ve bunu gerçekleştirdi diyerek böyle bir algı oluşturduk. Hı hı. Yani kolay şeyler aslında vatandaşımız. Bunlar sanırım zaten Barış Bey. Yani kendisine tepeden bakan değil de kendisine dokunan, kendisiyle hemhal olan birileri istiyorlar. Yani evet, derdini dinleyen birileri. Evet. Nihayetinde siz de insansınız. Nihayetinde belli bir bütçeniz var. Evet. Yani önemli olan bu bütçeyi insanlara anlatarak ve insanların dertlere çare olmaya çalışarak yönetmek. Yani siz belediye başkanı olunca birden ABM bütçesi 5 kat olmayacak tabii ki ama kesinlikle bunu yaparken de işte baba oğul ilişkisi gibi, yani baba işte oğul harçlık ister, baba der ki oğlum bu kadar bütçem ama bunu anlatır teker teker, evlat da dinler. Yani bu da halka böyle anlatmak, dokunabilmek çok önemlidir. Yani bir halk olarak bunu bekliyoruz yani. Çok doğru. Ben hemen bununla ilgili bir açıklama yapayım. Meclis üyeliği döneminde de ben buna çok dikkat ettim. Bakın şimdi kamuda çalışabilirsiniz, işçi olabilirsiniz, işveren olabilirsiniz, yaşam içerisinde esnaf olabilirsiniz. Kendi şirketinizi yönetir gibi belediyeyi yönetemezsiniz. Neden? Onun bir denetime tabi olduğunu bilmek lazım. Hı hı. Şimdi vatandaş sizden gelir, sakiniz, yaşayanınız bir talepte bulunabilir. Eğer yasal boyutta yapılabilirliği varsa siz bunu yaparsınız. Hı hı. Ama yapamadığınız zaman da neden yapamadığınızı evet anlatırsanız, tabii güzel bir şekilde ifade ederseniz, hı hı, o da onu anlar zaten. Yani vatandaş evet bak biz bir şey istedik ama bu doğru değilmiş. Başkan da bunu bize anlattı veya yöneticiler de bunu bize anlattı. Çünkü herkes her şeyi bilmek zorunda değil. Hı. Öyle bir zorunluluk yok. Tabii ki. Önemli olan bu iletişimi kurabilmek. Bizde şöyle bir bakış açısı var. Ekip olarak biz şuna çok dikkat ediyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle vatandaşın anlayacağı şekilde yapılabilirliği ve yapılamazlığı ifade etmek. Hı. Gecikiyorsa gecikmesinin sebebini anlatmak. Ön safhasında
yapılması gereken resmi yazışmalar varsa bir işle ilgili bir talep etmiştir. Evet. Bununla ilgili bir yazışma vardır. Bunların yapılması. Bir örnek vereyim bununla ilgili. İmar planına bakarsanız park yazar. Park. Hı hı. Yani kamuya ayrılmış alan belediyenin denetiminde. Buraya neden park yapmıyorsunuz diye soran vatandaş. Eğer orayı siz hazineden veya şahıstan, şahısın arsasıdır, siz onu kamulaştırıyorsunuz park yaparak, evet, bedelini ödeyip kullanım hakkını, tapusunu belediyeye almazsanız oraya bir çivi çakamazsınız. Hı. İşte bunu anlatmak lazım. Evet. Evet, biz önce kamulaştırmasını yapacağız. İşte bedeli şu, şu zaman ödeyeceğiz. Böyle ihaleye çıkacağız ve burada park yapacağız diye. Evet. Dediğim gibi herkes her şeyi bilmek zorunda değil. Hı. Önemli olan doğru bilgiyi net. Hani şey derler ya, hap haline getirilmiş, evet, gibi. Koca bir kitabı bir hap, evet, haline getirirler, evet, diye. Tabii tabii. Anlatmak lazım. Biz bilinçli olacağız. İnsanlarımızı da biz bilinçlendireceğiz. Evet. Dolayısıyla bir noktadan sonra da zaten insanlarımız da o bilince ulaştıktan sonra neyi isteyip neyi istemeyeceğini, nasıl taleplerde bulunmayacağı noktasında artık mantıklı makul bir noktaya gelir. Bilgiyle beraber de uygulamada sürer gider. Evet. Şimdi bütün bunların yanı sıra bazen de her şey olur ama vizyon yoktur. Evet. Yani nereye doğru evrilmesi gerektiğini kentin insanlar çözemez veya işte başaramaz. Evet. O kent ne kentidir bilinmez. Evet. Dolayısıyla bu konuda biraz vizyon gerekiyor. Mesela siz geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptınız. Alam Şakran beldesi işte orasını, evet, bir sıracık, evet, gibi yapacağız, evet, dediniz. Sıracık çok güzel bir örnek. Yarı Seferihisarlı birisi olarak, çocukluğundan beri Seferihisar'da yazını geçiren birisi olarak, evet, bunu çok iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. Yani Sayın Başkan Tunç Soyer gerçekten oranın evveliyatını bildiğim için söylüyorum. Muhteşem işler yaptı ve orasını gerçekten bir marka kent haline getirdi. Siz de Şakran'a böyle bir yol haritası çiziyorsunuz herhalde. Evet. Ne yapacaksınız bu, evet, yol haritası? Şimdi Alia nasıl bir kentten başlayalım? Alia işçi yoğunluğu yüksek bir kent. İşçinin, emekçinin aslında simge kentidir Alia. Yani benim de ailem Alia'ya bir işçi olarak gitti. Evet. 70'li yılların başında bir önceki programda da bahsetmiştim. Bizim için işçi ve işçi sınıfında olan insanlara hitap edebilecek, onların sosyal alanlarda, sosyal donatı alanlarında rahat ettirebileceğimiz alanlar yaratmak amacımız. Yani ekonomisi iyi noktada olan insanların gidemediği yer yok biliyorsunuz. Evet, her yere, evet, gidebilir. Yani çok insan var ki öğle yemeği için ülkeye bile gidebilecek ekonomide insanlarımız var. Tabii o insanlarımız da olmalı ama biz şunu yapmalıyız. Biz alt gelir grubu olan insanlarımıza dokunacak, onların kalbine dokunacak projelerle, icraatlarla sosyal belediyeciliği anlatabiliriz. Evet. Yani biz bu önümüzdeki 5 yıllık yapacağımız programlarda şunu söyleyebilirim size. Sosyal belediyeciliğin tavan yaptığı dönem olacak. Hı. Hem emek şenliklerini çok daha dolu yapacağız. Hem yıl içerisinde yani bir 3 güne veya bir haftaya şenliklerini sıkıştırmayacağız. Yazarlarımız, şairlerimiz, tiyatro gruplarımız çok sık Alia'ya gelip gidecek. Yine aynı şekilde çok değerli TRT sanatçılarımız var. Halk müziği, sanat müziği, hı hı, onlarla Alia halkını buluşturacağız. Ve bunları belediyenin öncülüğünde yapacağız ki herkes bunlardan faydalanabilsin. Evet. Çünkü biliyorsunuz yaşam ekonomi olmadan, yani daha da açık para olmadan dönmüyor. Ama herkesin her şeyi satın alma gücü yok. Önemli olan sosyal belediyecilik budur. Yani vatandaşa bir hizmeti sunmak, ona değer verdiğini, ondan topladığın, vatandaştan topladığın vergiyi, toplamış olduğun belediye bütçesini yine ona, vatandaşa sunduğunu göstermektir. Bu çok önemli. Evet. Şakran'a da gelince, evet, Çaltınbere'den başlamak üzere, orası da mahallemiz. Yine Hacı Ömerli, eski adıyla köyümüz ve yeni mahallemiz, orada bir sahil düzenlemesi yaparak ve yeni Şakran. Bunlar çünkü bir bütünlük arz eden, evet, şu anda 3 tane mahallemiz peşi sıra. Yaklaşık 4 kilometre, 5 kilometre mesafede peşi sıra mahallelerimiz. Şimdi Şakran bizim için ve bu Çaltınlıdere ve Hacı Ömerli bizim için şöyle önemli. Nefes aldığımız yer orası. Biliyorsunuz Alia'da ağır sanayi var. Evet. Zaten çok da eskisine evveliyatına bakarsak bir ağır sanayi bölgesinin hemen dibinde zaten konutların ve bunlara imar verilmesinin bile yanlış olduğunu düşünüyoruz. Yani belki istikbalde bu yönde devletin de atacağı adımlar olabilir. Onu da adaylar olarak bekliyoruz. Bu anlamda da tüm insanların
pozitif bir bakış açısı olarak baktığını düşünüyorum. Pozitif bakıyordum mutlaka bu olaya. Oradaki sosyal donatı alanları bizim için önemli. Plaj düzenleme alanlarımız önemli. Ailelerimizin rahatlıkla ulaşabileceği, oraya ring hatlar yapacağız. Yani insanlar kendi araçlarıyla da gidebilir ama çok cüzi rakamlarla ailesiyle orada gidip mesire alanları yapacağız. Yani şu değil, sadece kafeterya düzenleyip evet o sahil bandına gideceksin, o kafede oturacaksın, bu bölümde ödeyeceksin değil. Piknik, kendi ekonominiz, mangalınız, etiniz, yiyeceğiniz neyse, o günkü nevaliniz veya salatanız neyse oraya gideceksiniz, eğleneceksiniz, stres atacaksınız, toprakla buluşacaksınız. Bakın Ala'daki eksikliklerden biri de bu. Yani bizim toprakla buluşma şansımız çok zor Ala'nın merkezinde. Çünkü yeterli sosyal donatı alanları yok. Bir sahil bandımızda meydanımız var. Bir de plajlarımıza giderken bir sahil bandımız var. Bunlar çok önemli. İnsanlar nefes almak istiyorlar. Evet. Şimdi Şakran için bu güzel bir proje tabii. Çünkü insanların gerçekten nefes almak için bir alanlara ihtiyacı var. Özellikle büyük kentlerde. Şakran'ın da böylesine değerlendirmesi çok güzel. Bu arada sevgili seyirciler, eğer bize soru sormak isterseniz Sayın Barış Eroğlu'na Twitter aracılığıyla Twitter/Hikmet Öztürk'ten yönlendirebilirsiniz. Ben de sorulardan Sayın Barış Eroğlu'na soracağım. Bir izleyicimi soruyorum. Şimdi arkadaşlar söyledi bana kulağından. Termik santral yapılması gündemde mi Ala'ya? Şimdi efendim bu aslında bizim kanayan yaramız. Evet. Biliyorsunuz ki bakanlığın almış olduğu kararlar var. Kanun hükmünde kararname. Yani 3 kişinin bir odaya girip bir yerle ilgili bir yetkilendirme yapması noktasında ve bu yerel yönetimlerde bir dayatma şekliyle geliyor. Şu anda zaten yapımı devam eden bir termik santral var. Bu termik santralin de herhangi bir planı bizim belediyemiz tarafından onaylanmadı. Her şey hazırlandı, getirildi, önümüze konuldu. Ya imzalamayın, ya imzalamayın. Bir dikte çek. Ya imzalarsınız ya da yasal olarak yapmadınız, imzalamadınız yani bu ruhsatın cezasını çekersiniz noktasına geldi. Şimdi bu konu bizim hassasiyetimiz. Tabii ki gündemde var ama vatandaşın konuştuğu gibi 8 tane 10 tane değil. Çalışma yapmak istiyor bu termik santral üzerine, kömüre dayalı özellikle. Çalışma yapmak isteyen firmalar var. Şimdi ben bu konuyla ilgili buradan bir şeyin sizin kanalınız aracılığıyla ilk defa, çünkü başka televizyon programlarında mutlaka katılacağız ama buradan ilk duyuru yapayım. Arkadaşlar, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ilk meclisimizde yani Mart sonundaki Nisan meclisimizde, özür diliyorum, Mart'ta seçim var. Nisan meclisinde Ala'da yapılması planlanan termik santrallere karşı Ala Belediye Meclisi olarak duruşumuzu sergileyen bir meclis kararı alacağız. Ve sonraki meclisimizde de konuyu referanduma taşıyarak referandumda termik santral istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Soru bu. Evet veya hayır. Evet. İstiyor musunuz? Evet, hayır. Tek soru bir referandum yaparak kamuoyu algısını bu konuyla ilgili oluşturacağız. Bundan herkes emin olsun. Barış Eroğlu olarak ben bu sözü veriyorum. Buradan ilk olarak sizin kanalınız aracılığıyla. Tabii insanların tedirginliği var. Çünkü herkes sağlıklı bir ortamda yaşamak ister. Ama yaşadığımız kente de öyle bir bakış açısı var ki. Ya zaten burası batmış gitmiş. Ver. Ne verirsen ver burada. Ne ruhsatı verirsen ver. Yani öyle bir noktada ki işte baştan onu söylemeye çalışmıştım. Hatta dün burada yaptığımız bir ziyaretle paylaşmak istedim. Horoz gibi mahallemiz dedik. Eski köyümüzde, Orozgedi köyümüzde. Oradaki vatandaşlar fabrikalarla karşı karşıya. Ala'nın merkezinden daha da kötü durumları. İnanılmaz derecede hastalıkların yoğun olduğu ve rahatsızlıkların olduğu bir durumdalar. Ben şunu önerdim. Orada daha doğrusu onlardan bir talep geldi. Ne yapabiliriz? Yani biz buradan nasıl kurtulabiliriz dediler. Bakın dedim arkadaşlar. Horozgedi köyümüz sanayinin hemen dibinde. Yani şöyle düşünün, Yeni Foça'ya giden yol bölüyor. Yolun bir tarafında fabrikalar, bir tarafında da hemen kıyısında Orozgedi köyü. Biz burada hükümet, devletle de konuşarak, büyükşehirle de konuşarak öyle bir planlama yaparız ki sizin buradaki yerleriniz, 1 lira olan yerleriniz yapacağımız imar planıyla sanayi alanına döner, 10 lira eder. Bununla beraber yeni bir köy alanı oluşturabiliriz. Zaten talep onlardan geldi. Ne yapabiliriz, başka bir şey olamaz mı diye. Yani yerlerinizi köy arazisi olarak değil, tarla olarak değil, sanayi alanı olarak bile değerlendirebiliriz. Şöyle söyleyeyim Hikmet Bey.
hayatta ölmüşte ölmüşe çare yok. Yani çözüm üretmek istiyorsanız, inanıyorsanız, insanlara da kendinize inandırıyorsanız yapamayacağınız iş yok. Bir ölmüş adam dirildi o dünyada. Yani onu da biz görmedik işte yaşayan insanlar olarak. Dolayısıyla önemli olan bunu planlamaktır. Bir plana dökmektir. Yani daha önce de size söylemiştim, Ali'nin girişi çıkışıyla ilgili yapacağımız planlarla hareketli bir kent giriş çıkışı istiyoruz. Yani Ali'nin girişinde bir tarla. Vatandaş da orayı tarla olarak satsa bunun bedeli 1 lira. Bir konut dışı kentsel çalışma alanı yaparsanız şehir giriş çıkışının sanayileşme gibi bir durum söz konusu değil. Kesinlikle olamaz ve karşıyız. Ama bir mobilya mağazası yapmak istiyor. %5 emsal var. Şimdi tarlanın sahibinin ederi 1 liraysa siz bunu bu değeri katarsanız ederi 10 lira olur. Şimdi şahsa özel iş değil, toplumun tamamına, kamuya tamamını yaptığınız için ne olur? Halkta bir zenginleşme. Yani ne diyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel seçimler öncesindeki sloganı? Varlık içinde var etmek, zenginleştirmek, birlik içinde, içinde özgür biçimde. Biz bunu uygulayacağız, hayata geçireceğiz. Dolayısıyla bu Horozgedi köyündeki arkadaşlar da bunu söyledik, mutlu da oldular. Bizim yapmamız gerekiyor dedi. Yine aynı şekilde bir referandum yaparız dedik köyde. Yaparız. Taleplerinizi alırız. Evet. Oturur konuşuruz. Siz mağdur olmazsınız. En azından istikbale yönelik çocuğunuza da bir gelecek hazırlayabilirsiniz bu bedelle. Hı. Yani bir sanayi alanı düzenlenirken genişleme alanı düzenlenir, öyle değil mi efendim? Evet. Şimdi Çandam Limanı yapılıyor. Ne yaptılar? Yapılan alan, genişleme alanı, genişleme sahası, konteyner depoları veya fabrika yapılacaksa nerede yapılacak? Bunlar düzenleniyor. Şimdi bizim zaten sıkıntımız şu memleket olarak. Bizde plan yok. Yani bir Avrupalı'ya baktığınız zaman yapmadan önce düşünür. Neler gerekiyor? Onları yazar. Sonra uygulamaya geçer. Evet. Bakışımız bu. Şimdi biraz da farklı lokal konulara gelelim. Mesela Ali Hanım çok ciddi sorunlardan bir tanesi otopark sorunu. Evet. Trafik sorunu ki artık bütün kentlerimiz olmaya başladı. Biraz önceki vurguladığımız şey biz 50 yıl öncesi sonrasını veya 100 yıl sonrasını değil de 3-5 yıl sonrasını düşünerek kentlerimizi inşa etmişiz. Evet. Daracık yollar. Aynen. Otopark için yapılan yerler yok. Yani gelişmiş ülkelere baktığınızda bundan işte 50-60 yıl önce yapılan yollar 4 şerit. İşte otopark için sıkıntı yok. Dolayısıyla önlem de alınmış. Ama biz de şimdi alaya baştan sonra yıkmak gibi bir şansımız yok. Dolayısıyla bu sıkıntı zor gibi gözüküyor çözülmesi. Nedir bu konudaki düşünceniz? Evet, doğru söylüyorsunuz. Otopark alanın kanayan yarası. Daha önce de konuşmuştuk bunu ve ivedi çözüm bulunması lazım. Şimdi önceki yıllardaki yönetim şekline baktığımızda otopark yapmayla ilgili bir bedel alınmış insanlardır. Nerelerde otopark yapılır? Şehir merkezinde bitişik nizam olan yerlerde yapılır. Yani yine şehir merkezinde olabilir, kenarda bir mahalledir, bahçeli nizamdır. Buralarda otopark için bir bedel alınmaz. Dolayısıyla bu bedeller alınmış geçmişte. Alınmış ama otopark yapılmamış. Otoparka bir alan da ayrılmamış. Yani Ali Ağa'yı o zaman ki yöneten idare, işte bu darbe sonrasında zaten işte planlar yapılıyor. İşte 80'li yılların başında başlıyor. 86 var, 88 var. O yıllarda işte 90'lı yıllarda yine yapılan planlar var. Bunu düşünememiş nüfus artışını. Bu planı yapmadığından, düşünmediğinden dolayı da örnek veriyorum size. Bizim 4 tane arsamız var şehir merkezinde. Şunu yapabilirdi. O öngörüye sahip olan bir yönetici olsaydı. Olmadığı için zaten bugün bu pozisyonda hala. Arkadaşlar bir sıkıntı yaşıyoruz. Otoparka ihtiyacımız var. Bu 4 arsayı kamulaştırdık. Veya bir adada 8-10 arsa, 20 arsayı kamulaştırdık. Burası bizim otopark alanımız. Hı. Diyebilirdi. Çünkü bunların harçları belediye tarafından alındı. Şehir merkezinde olan insanlardan. Yani bu bedeli verin, otopark yapmayın, caddeyi kullanın diye. Şimdi sizin öngörünüz olacak. Vatandaş yapmaz otopark. Tabii ki. Binasının altına yapmaz. Yani o öngörü değil. Ancak zaten biliyorsunuz yani tek daireli, çift daireli bir binanın altına yaptığınız otoparktan ne olur ki? 3 tane, 4 tane araba girer. Ada bazında imar verilseydi veya geçmiş için konuşuyorum. Ada bazında bir imar verilseydi tek bir bina yapılırdı. Bahçesi de kullanılırdı. Yer altında otoparkta olurdu. Evet. Şimdi bizim yeni yapacağımız imar planlarında bunlara dikkat edeceğiz. Yani ada bazında imar vereceğiz. 4 tarafı yolla çevrildi veya 3 tarafı yolla çevrildi. Ada bazında olacak. Hem bahçesi otopark olarak kullanılacak, hem de yeraltı otopark olacak. Bahçesi neden otopark olarak kullanılacak? Misafirler bir,
LPG'li araçlar 2 biliyorsunuz. Evet. Kapalı otoparka evet. Giremiyor şu evet, an araçlar. Güzel bir plan. Biraz da gençleri konuşalım. Biz hep böyle programlarda konuşuyoruz siyasetçilerde evet. Sizin gibi ama böyle bir de genç siyasetçi varken karşımızda. Şimdi evet. Gençler biraz bu konuda sanki arka plana kalınmış gibi. Halbuki onlar da geleceği düşünen insanlar. Mesela gençler için ne var planlarınızda? Ne yapmayı planlıyorsunuz? Gençlerin rahat nefes alacağı biraz önce Şakran'daki yerlerden bahsettiniz evet. Ama oralar evet. Nihayetle sayfa yeri. Evet. Gençlerin nefes alacağı, evet. Gençlerin nefes alacağı, sosyal aktivite yapacağı, belki işte butik tiyatrolarındaki oyunlarını sergileyeceği, belki küçük bir grup kendilerini oluşturup orada bir müzik yapacakları, resim galerisi bir şekilde hayatlarını keyifle devam ettirecekleri alanlara ihtiyaçları var. Evet. Bu konuda gençleri de biraz düşünmek gerekiyor. Düşündünüz mü gençleri? Düşündük. Düşündük. Şöyle söyleyeyim efendim. Ben biliyorsunuz Ala'da doğdum, büyüdüm ve benim çocukluğum üniversite çağına kadar da gençliğim. Sonrasında da işte iş hayatı. Evet, iş hayatı hep orada geçti. Yani Ala'da gidilecek yer sayısı kafelerin dışında başka bir şey yok. Şimdi sadece insanları da kafelere yönlendirmek, kafelerde evet. Oturması çok da mantıklı evet. Değil. Evet. Şimdi bizim yapacağımız planlarda, yaptığımız düzenlemelerde gençlik ve spor merkezi dediğimiz, bu gençlik merkezinde okuma salonumuz da olacak. Gençler orada bedava internete de girecek, internet hizmeti olacak. Yaptığımız bütün gençlerle ilgili planlarımızda, efendim söyleyeyim, küçük bir sineması olacak, orada vizyon filmlerini de izleyecek. Yani en az iki cep sinema. Şöyle söylemek gerekirse, sabah oraya gittiğimde kahvaltısını yapıp, spor salonuna gidip sporunu yapıp, sonrasında sosyal etkinliğini yapıp, akşamda arkadaşlarıyla bir kahve içip, bir çay içip, tüm gün vaktini geçirebileceği alanlar düzenleyeceğiz. Böyle bir projemiz var, o ciddi projemiz. Yine bir yüzme havuzu, kapalı yüzme havuzu projemiz var. Bu da çok önemli. Yani biz yazlık bir yerdeyiz, yaklaşık 7 ay falan denize giriyoruz, 6-7 ay giriyoruz. Çok az böyle giremediğimiz vakit var ama havuz önemli. Bu yüzme havuzu gençlerin yanında engelli vatandaşlarımızın orada spor yapmasını evet, yani evet. da yönlendireceğimiz, onları da oraya o anlamda yönlendireceğiz. Buna da fayda sağlayacak bir yer olacak. Hı hı. Biliyorsunuz bazı rahatsızlıklarda kapalı ve işte ısı derecesi belli bir noktada olan yerlerde sporlar yapılıyor. Bacak hareketleri, hı hı. kol hareketleri. Yani kapsamlı projelerimiz var gençlerle ilgili. Ben bu konuda mesela bir şey daha söyleyeceğim. Unutmadan sözünüzü kestim. Şimdi bunun yanında gençleri hem tiyatro hem de müzeye yönlendireceğiz. Nacizane ben de hem lise hem de üniversite döneminde işte gitar çalan, şarkı söyleyen, hı hı. çok böyle çıkmışızdır üniversitede bilhassa. Yani beraber olacağız. Beraber şarkılarımızı da, türkülerimizi de beraber söyleyeceğiz. Folklor oynadık. Benim çocukluğum döneminde Ala Folklor Eğitim Merkezi AFEM vardı. Folklor da oynamışımdır. Yani biz mühendis olduk ama sosyal tarafımız da vardır. Yani. Evet, evet. Yani sosyal yanımız da vardır. Özellikle zaten biliyorsunuz hem demokrasiyi hem de sosyal demokrasiyi içine sindirmiş aileler bu anlamda daha da fazla çocuklarını sosyal olması anlamında yönlendirir. Zaten siyasal yapı olarak hep burada olduğu için ailemiz, bu görüşte olduğumuz için bizim adımız Barış. Evet. Onun için ismimiz de Barış Mertler. Ben mesela bu konuda küçük bir tavsiyede bulmak istiyorum. Tabii. Bu konudaki çok muzdarip bir vatandaşım. Ben işte Bayraklı ve Bornova'nın tam kesiştiği merkezi bir yerde oturuyorum. Masa tenisi oynamak istiyorum ve masa tenisi oynayabilecek bir yer bulamıyorum. Çok yani güzel. Bu masa tenisi çok çok fazla mühimmat gerektirmeyen, ekipman gerektirmeyen, işte eşofmanı ve elinde raket alıp gidip oynayıp gelebileceğin, dolayısıyla çok da fazla masraflı olmayan, fakat bir an bunun sıra çok da faydalı bir spor. Fakat biz hatta işte televizyonumuzdaki arkadaşlara beraber masa evet. tenisi oynamak için yer arıyoruz. Yok, yani biz masa tenisi oynayamıyoruz mesela. Çok güzel. Şimdi bu bizim gençlik merkezinden, gençlik ve spor merkezinden ve yüzme havuzundan sonraki yine gençlerle ilgili üçüncü projemizden bahsediyorsunuz. Kesinlikle ve kesinlikle Ala Belediyesi önümüzdeki 5 yılda bireysel spor dallarına çok önem verecek arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Kesinlikle. Masa tenisi bunların bir tanesi. Tenis bir diğeri. Bilardo bir diğeri. Hı hı. Şöyle bir örnek vereyim. Futbol ve basketbolda, yani futbolda sizin
futbol oynattığınız oradaki genç kardeşinizin milli olma şansı çok kolay değil. İnanılmaz yeteneklere sahip olması lazım. Evet. Ama masa tenisinde var. Evet. Ve ben bu konuda şöyle düşünüyorum. Tabii bu ben derken arkadaşlarımız da bu projelerimizin tamamı şey. Bir fikir vardı masa tenisiyle ilgili. O fikir bana aitti. Şunu söylemiştim arkadaşlarıma. Düşünsenize dedim masa tenisi takımı var Ala Belediyesi'nin. Ala Belediyesi, Ala Spor'un. Belediye Spor'un daha doğrusu. Ve gidiyor yurt içinde, yurt dışında bizi temsil ediyor. A firmasının da sponsorluğunda. Evet. Bunlar çünkü büyük bedeller değil. Masa tenisi, tenis, bilardo, bunların rakamları. Çünkü bireysel sporlar bunlar. Belki yanında bir antrenör olacak. Yanında bir haber yapan arkadaşımız olacak. 3 kişi, 4 kişiyle. Onun yanında güreş. Yani güreşçilerimiz de sürekli madalya kazanıyorlar. Yani buradan Vasfi Kınabaş'a da selamlarımı gönderiyorum. Vasfi abimiz güreşi alaya sevdiren çok değerli bir büyüğümüz, çok değerli bir abimiz. Çok güzel. Hatta önümüzdeki hafta da yine bir yarışmaya gidecekler. O anlamda biz onların da yanındayız, o kardeşlerimizin de. Yeter ki spor. Bakın arkadaşlar, ben buradan şunu söyleyeyim. Buradaki genç arkadaşlarıma, genç kardeşlerime, okumak isteyen mağdur olan, mağduriyeti olan, spor yapmak isteyen mağduriyeti olan gelsin. Ben şahsi olarak bile maddi manevi tüm gücümü yanındayım. Bırakın belediyeyi. Okumak ve spor yapmak isteyenlerin başımın üstünde yeri var. Çok güzel. Bu çok gerçekten özenilmesi ve yapılması gereken bir harekettir. Gençlerden başlamışken Ala'da bir öğrencilerin yoğun olmasını işte istiyoruz. Çünkü öğrenciler bulundukları yerler hakikaten canlılık getiriyorlar. Evet. Bir dinamizm de getiriyorlar. Ala'da bir tek yüksekokul var. Ege Üniversitesi'nden değil mi? Var mı girişim yüksek öğrenimin Ala'da daha da yoğunlaşması için? Şimdi efendim, belediye başkanımız bu dönem içerisinde bazı girişimlerde bulundu. Ama biliyorsunuz bunlar bir nevi de bir şekilde devlet politikası. Evet. Yani biraz geneli de değineceğim müsaade ederseniz. Şimdi İzmir'i AK Parti istiyor. İlle alacağız. İlçelerini istiyor. İyi de ne yaptın? Bunu sormak lazım. Yani İzmir'e kaç tane üniversite geldi? Özel üniversiteleri bırakın, onlar özel girişimciler. Dernekler altında. Geliyor. Ala'ya da geldi bu dediğimiz arkadaşlarımız, yatırımcılarımız. Hı hı. Çünkü bir nevi para kazanma yöntemi, belli bir burslu öğrenci okutuyor. Devlet olarak ne yaptık? Yani ne yaptınız ki istiyorsunuz? Bir yolumuz yok. Bakın siz şimdi buradan çıkalım. Ben Ala'ya gideceğim diyeyim. 60 kilometre 60 dakika. Bir çevre yolu mu yaptınız? Yok. Okul mu yaptınız? Yok. Efendime söyleyeyim, açılmayan yollar vardı, bunları mı açtınız? Yok. Ala bir ağır sanayi bölgesi, bizim bakın çok ilginç bir rakam vereceğim şimdi size. Ala'daki devlet hastanesi daha önceden Petkim'in arsası içerisinde bir alan tahsis etmişti. Hı hı. Petkim devlete, oradaydı. O zaman Ala'da 75 yatak kapasitesi vardı. Şimdi onun yarısı kadar var. Yeni şu anda faaliyette olan devlet hastanemizde. Evet. Hastane mi yaptınız? Yok. Ama biliyoruz ülkenin çeşitli yerlerinde AK Parti oy aldığı, daha yoğun oy aldığı yerlerde daha fazla hizmet sunmuş. Bakın, bir kere İzmir'e her türlü hakareti yapacaksınız, yatırım yapmayacaksınız, ondan sonra da bize oy ver diyeceksiniz. Böyle bir mantık yok. Önce yatırım yaparsınız. Ya ben şunu söylüyorum, buradan bunun da sözünü vereyim. İnşallah seçimleri biz kazanacağız, kazanan parti Cumhuriyet Halk Partisi olacak ve ben en az oy aldığım mahalleden başlayacağım iş yapmaya. Bundan emin olun. Hatayı kendimizde aramamız lazım Hikmet Bey. Yani karşınızdaki insana beni anladın mı, anlamadın mı diye sorulmaz. Anlatabildim mi diyeceksiniz. Demek ki anlatamamış AK Parti İzmirli'ye kendisini. Sorun bizde değil yani, sorun onlarda. Hep ön yargı olmaz ki. Diyalog kurarsanız, iyi diyalog kurmaya çalışırsanız, bazen karşınızdaki bağırır, otur bir sakinleş bir, su iç dersiniz. Değil mi? Sakinleştiririz mi bizi? Şimdi anlat bakalım teker teker dersiniz. Ama hep hakaret ederseniz, yok sayarsanız insanlar da sizi yok sayar. Evet. Yani bu çok önemli, ama üniversiteyle ilgili, bizim üniversiteyle ilgili ve devlet hastanesiyle ilgili devletin yapacağı yatırımlarda ciddi girişimlerimiz olacak. Bunlarla ilgili zaten altyapıyı şu anda yerleriyle, yani biz şunu diyeceğiz. Efendim, gittiğimiz zaman devletin yetkili kurumuna, efendim alaya bir üniversite yapın değil. Şu anda şu hafta şu parsel yapın. Evet, burada istiyoruz. Çok güzel. İşte bunun içerisine gerekiyorsa, plandaki alan yetersizse bir emsal artışı yapın efendim. Yurtlar da içinde olsun. Yani şimdi hepimiz
birilerinin çocuğuyduk, ailemiz vardı, şimdi artık bizlerin de var. Herkes şunu ister, çocuğu okuduğu okulun içerisinde bir yurt varsa, aynı daha kampüs güzel alanı içerisinde tabii ki olsun. Yani bununla ilgili birkaç farklı alanımız var. Yine Şakran tarafına doğru Çalfurda'da bir alanımız var. Alanın girişinde hemen bir alanımız var. Ama bizim yaratacağımız alanlar da olur. Yani bize biliyorsunuz köyler mahalleye döndüğünden mütevellit bize geçti müşterileri. Alanlar olur. Lokasyon önemli. Rahatlık önemli. Evet. Onun için çalışmalarımız olacak. Peki. Şimdi artık süremiz doldu dolacak. Saniyelerimiz var neredeyse. Hazır işte konuyu da şöyle kapatalım. Gençlerin iş alanı, çalışma alanı. Gençler tamam okuyorlar, mezun oluyorlar ama nihayetinde onların da çalışması gereken bir yer var. Herkes kendi işini gücünü kuramıyor. Evet. Bir istihdam sıkıntısı var. Ala'da nasıldır durum? Şimdi istihdamla ilgili aslında Ala'da işsiz var desek dışarıda bir yerde, burada veya Türkiye'nin herhangi bir yerde bize giderler. Evet. Ama bir sıkıntı var. Var mı gerçi? Var. Bir sıkıntı var. Şöyle söyleyeyim. Şimdi ben bir Ala'nın çocuğu olarak, bir Ala'lı olarak hep şunu söyledim. Dedim bakın, sanayi kuruluşlarına da biliyorsunuz belediye yönetimindeydik. Zaman zaman bir araya geldiğimizde arkadaşlar elimizi vicdanımıza koyacağız. Biz öncelikle yaşadığımız yerin milliyetçisi olacağız. Yani Ala'nın. Öncelikle Ala. Menemen, Bergama daha sonra. İzmir daha sonra. Biz Ala'lılar olarak Ala'da yaşayan, Ala'da oturan, Ala'da para kazananlar insanlar için söylüyorum. Sanayi kuruluşu ve sahipleri için. Önce Ala'lı çocuklar. Ala'nın gençleri. Bunlar. Benim önceliğim bu. Bu konuda da çok hassas ve çok titizim. Bundan emin olabilirsiniz sevgili izleyenler. Kesinlikle ve kesinlikle. Ama Ala'da o işverenin aradığı nitelikte bir personel yok. En yakın neredense. Onu da söyleyeceğiz. Yani yanımızda Bergama'mız var, Menemen var, Foça var, Tikili var. Buralarda bizim. Önce kendimize, komşularımıza, daha sonra dışarıya. Evet. Yani Ala'da bir güvenlik görevlisi bulunamıyor mu da başka bir memleketten Ala'ya geliyor? Buna dur diyeceğiz. Bununla ilgili hem belediye hem de kamu vicdanını harekete geçirerek yapacağız. Yalnız gençlerimizden şunu istiyoruz. Şöyle bir kelime yok. Mesleğin ne? Ben ne iş olsa yaparım abi. Öyle bir şey yok. Onu kabul etmiyoruz. Önce meslek edinecek. Meslek edindirme kurslarımız olacak. Daha sonra programlarda onları da konuşalım. Çünkü bunlar da... Zaman yok mu bize farkındayız? Çok anlatmamız çok şey var. Daha sonraki programlarda meslek edindirme kurslarını konuşalım. Gençlerin istihdamını konuşalım. Hatta büyüklerimizin işte hobi anlamda yetiştirmelerini konuşalım. Onları kursları konuşalım ama maalesef süremiz bitti Barış Bey. Son bir cümlenizi alayım. Evet, bir cümle biraz uzun bir cümle olacak. Değerli arkadaşlar, çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde biliyorsunuz Başbakan olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu göreceğiz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ala'da da Barış Eroğlu. Kendinize iyi bakın. Peki çok teşekkürler. Verdiğiniz bilgilerden dolayı da katıldığınız için de sevgili seyirciler, Seçime Doğru buranın sona eriyor. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.